Evet, halk veya seçmen, git artık. İstemiyoruz seni, diyecek. Gitmeyecek, gitmek istemeyecekler. Cilaları böyle dökülecek. O süslü püslü milli irade laflarının hikaye olduğu anlaşılacak. Ne çare, prompterlı propaganda makinesi çalışmaya devam edecek. Gözü yaşlı gençlerle buluşmalar, müslümlü, sevda yüklü kervanlarla müsamerelerle durum kotarılmaya çalışılacak. Tuhaf bir şey oldu. Hem iktidar, hem muhalefet, hem de bunlara atarlananlar topunu birden öldürülme korkusu sardı. İnfaz listeleri ortalığa saçıldı. Gruplar birbirini listelerle dövüyor adeta. Tamam, havlayan köpek ısırmaz da bu işler pek öyle atasözleriyle geçiştirilecek şeyler değil. Öyle olsa yalancının mumu yatsıya kadar yanar lafı haklı çıkardı. Binlerce yatsı geçti, yalancı orada duruyor. Şimdi teker teker bakalım. 1. Kaos suikast planları. İktidar bu mevzuda ne yaparsa yapsın üzerine yapışacak, biliyor. Hakan fidan kuduruyordur haliyle, ortada bir katliam planı olsun olmasın bunun yüksek sesle deşifresi yola çıkacak olan operasyonları akim bırakır. 2. Seçimle gider mi gitmez mi? Ne yapar eder kaybedeceği seçime girmez söylemi hepten yanlış değil. Kınamayın böyle diyeni. Gel gelelim, bu tür spekülasyonlar seçimden caymayı düşünse de iktidarın elini kolunu bağlar. Seçime gitmek durumunda kalacaktır. Lakin sonuna kadar erteler, o ayrı. 3. Kaybetse de gitmez. Bakın işte bu konu belirsiz. İktidarı yitirmeyi ölümle eş değer tutan bir yapı var karşınızda. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde başbakanlık koltuğundan kalkıp dakikalar içinde Cumhurbaşkanlığı yemini eden biridir Erdoğan. Zannediyor musunuz ki yenilgiyi kabul edip koltuğu devredecek? Sebepler tükendiğinde ülke hava sahasını terk etmiş bir uçakta olması daha olasıdır. Şakağına sıkmadıysa. AKP'nin hikayesi çoktan bitti. Artık kendi kampanya yapıcıları bile AKP örgütüyle seçmen arasında uçurum olduğunu itiraf ediyorlar. Gerilemeyi geriye çevirmesi imkansız. Dolar kurunun 9'dan 10'dan 8'e inmesi daha olasıdır, emin olun. Siyaseten biten Erdoğan fiziken de sıfırı tüketti. Çevirmesi olanaksız. Milletin düş yakamdan diyeceği günlerin arifesindeyiz. Unutmayın, bu laf, yani düş yakamdan lafı, sülük gibi yapışıp bırakmayanlar için kullanılır. Sülük mevcut iktidar yanında hayli naif kalır. Göreceksiniz.